oraya falan gibi. Yalnız bir Bahçesaray'a Orası da dokunmuyorlar. değişmedi, onu biliyorum. İlginçtir. O çok değişmiyor. Bahçesaray ufak bir yer. Belki gerekli Belki de. görmediler. Ama bir de şey var, onun yıkılmasıyla ilgili bir çalışma varmış. Puşkin'in o şiiri. Puşkin'in çok güzel bir Puşkin'in şiiri var. şiiri, o Evet, Bahçesaray Bahçesi Çeşmesi Çeşmesi. şiiri gerçekten çok güzel bir şiir. Evet. Onu sevgili asistanımız bulurlarsa biraz sonra okuyalım. Puşkin'in Bahçesaray Çeşmesi şiiri. O şiirin Bahçesaray'ın yıkılmasını önlediği söylenir. Yani bakın, sizin şairiniz Puşkin burası için bir şiir yazmış Evet. deyince Rus komutan yıkmaktan vazgeçmiş derler. Bilmiyorum doğru mudur ama. O kadarını ben de bilemiyorum ama Bu arada muhakkak bir payı vardır. bir insanlık Evet, şaheseri, bir medeniyet şaheseri. neticede oradaki saray benim gittiğim zaman da müze olarak korunuyordu. Yani Ruslar en azından onu yakıp yıkmamışlardı. Evet, o kadarını. Gerçi Kırım Tatarları sürülünce bütün mezarlıklar falan yok edilmişti. Mesela İsmail Gazpralı'nın bile mezarının yeri meçhuldü. Sanal bir mezar yapıldı. Ha. Öyle oldu. İşte Hocam, bu hakikaten orada mesela bir sürü medreseler var. Osmanlı'nın diğer yerleri neyse, orada da tekkeler var. Tarikatların barındığı tekkeler, zaviyeler. Ben bu Petersburg'da bir müddet kaldım 2002 yılında. Daha sonra da gittim geldim. Bir kitap yazmak için gitmiştim. Çanskoye Selo diye bir yer var, Çar Köyü Evet. dedikleri. Onun içerisine bir Karadeniz'i simgeleyen bir göl yapmışlar, gölet yapmışlar. Onun etrafında da böyle çeşitli anıtlar, manıtlar koymuşlar. Bir tane de orada bir cami gibi bir yapı. Ama içini hamam gibi yapmışlar. Yani üzerine minare koymuşlar. İçini hamam. Benden önce pek fazla kimse demek ki girip incelememiş o. Kapısı da kapalıymış. O sırada restorasyon yapılıyordu. Girdim, bir baktım, üzerinde duvarlara kitabeler yapıştırmışlar. Kırım'dan getirilen Getirilir. tekke kitabeleri, çeşme kitabeleri filan orada sergilenip duvara monte etmişler Yuvarlayabilir. onları. Yani orayı, hatta ben demiştim Kültür Bakanlığı hani bir Türk-Rus dostluk merkezi gibi bir şey yapsın. İşte insan orada bundan eserler ortaya çıkar, kitabeler işte deşifre edilsin falan. Yani böyle çok sayıda Kırım'daki Müslüman medeniyetine ait parçalar eğer yok edilmemişse Petersburg'a, Moskova'ya taşınmış. O öyle anlaşılıyor. Evet, zamanında tabii yani Ermitaj Müzesi muazzam bir müze. Orada bir sürü bizim tarihimizle ilgili eser mevcut. Bunlar arasında tabii Kırım Hanlığı'ndan da getirmişiz. Mesela Bahçesaray'daki Zincirli Medresesi 91'de gittiğimde akıl hastaları için kullanılıyordu falan, çok feci durumdaydı. Yalnız Mimar Sinan'ın camii, Han Camii. aynen O muhteşem bir şey. Denize nazır çok. denize nazır, çok güzel. Onun bir şey yapmamışlar, çok güzel duruyordu. Şimdi ne durumdadır bilmiyorum, epey seneler geçti. İşte mesela bu sene Gazpral'ın 100. yılı olacaktı. Bir ayağı da Kırım'da şey yapılacaktı tabii. Bu Bu durumda olaylardan sonra artık yapılamayacaktı. Kırım'da Kırım Tatar kültürünü yaşatmanın imkanının kalmadığı anlaşılıyor. Kim demiş bilmiyorum, bir haber olarak hatırlıyorum. Kırım Tatarları buraya göçmek isterlerse biz kapılarımızı açarız gibi resmi arzlardan Bir biri, şey hükümetten bir açıklama hükümetten bir mı? şey olmuş. Yani bence en doğru yol bu. Yani biz
300 bin kişi absorbe edebiliriz rahatlıkla. Tabii canım, yani bu kadar 600 bin Suriyeli'nin geldiği söyleniyor. Evet, onun yanında. Onlar için yani onları orada bilmiyorum çözüm olacak mı olmayacak mı? Evet. Ruslar ne yapacaklar? Tabii Ruslar çok memnun olurlardı. Bütün insanları giderse bir daha var. Yani orada kalmaları ama, gerekir ama. Abi, esasında kalmaları gerekir de. Biz iş işten geçtikten sonra bağırıp çağırıyoruz. Zamanında fırsatlar varken, Ukrayna yeni kurulmuşken, Türkiye olarak, buradaki Kırım Tatarlar olarak oraya çok daha fazla yatırım veya bir göç vesaire yapılsaydı, şimdi durum bambaşka olurdu. Bunu, bu işi beceren yakın tarihte bence tek Yahudiler olmuştur. Geri dönüş anlamında mı? Geri dönüş. Yani yoksa İsrail'e dönüş. İsrail'e dönüşü. İngiltere yani, işgali altında. Dünyadaki. Evet, İngiltere ya işgali altında olmasına rağmen Yahudiler dünyanın çeşitli yerlerinden kaçak girdiler, zor da girdiler, bilmem ne ettiler ve oradaki nüfusu arttırdılar. Kendi nüfuslarını arttırdılar. Dolayısıyla İsrail'i kurabildiler. Yoksa esas tabii vaat edilmiş toprak şeyi vardı ama yani mücadelesini yaptılar ve bir yeni vatan kazandılar. Evet. Peki şimdi buradan isterseniz Kırım nasıl Osmanlı toprağı oldu? Şimdi Halil İnalcık Hoca'nın az önce ismi geçti ama çok önemli bir makalesi var. 1944 yılında çıkan Kırım Hanlığı'nın Osmanlı tabiliğine girmesi ve ahitname meselesi adlı. Evet. Bu Belleten'de çıkan makale. Orada bir tespiti var. Zannediyorum bugünlerde de bu tespitin güncel politikaya uyarlaması mahiyetinde bir açıklama da yapmış. Ama buradaki tespitte şunu söylüyor. Bizans döneminde, Roma döneminde buradaki büyük imparatorluklar yani bu bölgedeki İstanbul'a hakim olduklarında ilk gözlerine çarpan yer Kırım Yarımadası oluyor. Yani Kırım bir bakıma Ukrayna'daki tahıl deposunun başkente aktarılmasında çok önemli bir liman oluyor. Bu buğday ve diğer tahılın başkente atmaması durumunda orada bir kriz olduğunda başkent aç kalıyor. Bizans döneminde de aynı şekilde ve Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u fetheder etmez daha 1454 yılında ilk Kırım seferini başlatıyor. Yani o çok ilginç geldi bana. Evet. Yani niye başka bir yere değil de hemen Kırım'a asker donanma daha doğrusu bir filo 56 gemilik bir filo gönderiyor. Şimdi bu da ilginç yani Kırım'la İstanbul'un kaderi, Kırım'la Anadolu'nun kaderi birbirine çok bağlı. Görünüyor. Kırım esasında Kırım limanları dolayısıyla Cenevizlerin ve Venediklerin çok dikkatini çekmiş. Bizans'ın dikkatini çekmiş ve burada kolonilerini kurmuşlar. Altın Ordu döneminde burası ticaret merkezleriyle oluşmuş. Yalnız buğday vesaire değil. Mesela köle ticareti de merkezi olmuştur. Buradan köleler sevk edilmiş. Mesela şimdi ne diyoruz? Beyaz köle. Memluklular diyoruz veya kölemenler de öyle de Mısır'da kurulan. Hı hı. İşte oradan yollanan Kıpçak çocukları, Çerkez çocukları esir olarak gidiyor Mısır'a. Mısır'da bunları halifeler bunlardan bir ordu oluşturuyor. Sonunda o ordu onların başına bela oluyor çünkü bunlara hakimiyeti alıyorlar. Kölelerin darbesiyle oluyor. Öyle oluyor. Şimdi Kırım her zaman bir de Kırım'ın önemi çok mümbit olması. Verimli. Çok çok verimli. Bağlar, bahçeler. Biraz Akdeniz iklimine yakın bir iklim değil mi orada? Zaten evet. Sovyetler Birliği döneminde tatil gereği. Bütün Sovyetler Birliği'nden Riviera gibi tatile buraya gelirlerdi.
hem işçiler gelir hem büyük yöneticilerin orada sarayları vardı, orada bulunur. Libadiye falan evet, mesela Çarlık döneminde yapılan çok güzel yerler vardı. Şimdi Kırım bu yüzden önemli. Tabii Fatih Sultan Mehmet de bunu görmüş. Daha doğrusu bana göre Rus tehdidini anlamış bulunmalı. Çünkü daha sonra yani Osmanlı padişahları Rusya'nın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemişlerdi. Belki ilk şuuruna varan Fatih Sultan Mehmet oldu. Zaten Kırım Hanlığı'nı ele geçirince Kırım Hanlığı'na özellik verip onların askerlerinin Moskova'ya sefer yapmasını ya emretmiş ya göz yummuştur. Çünkü pardon, Moskova'ya gidip Moskova'yı yakıp çıktıkları tarihte belli. Ve yani Rusya'yı rahatsız eden bir hanlık olarak hayatlarını sürdürdüler uzun yıllar. Tabii ama zaman içinde tabii teknolojiden ve şeyden uzak kalınca yavaş yavaş Osmanlı'da da çöküş başladı. Kırım Hanlığı'nda da çöküş başladı. Ve tabii Altın Ordu'nun dağılmasından sonra Osmanlı hakimiyeti altına girdiği için bu kadar 1774'e kadar yaşadı. Mesela Kazan Hanlığı en büyükleri, en güçlüleriydi. 1557'de Rusların hakimiyeti. Astrahan aynı şekilde. Astrahan, Sibir Hanlığı hepsi gitti. Yani Osmanlı sayesinde bu Türk Hanlığı ayakta kalabildi. Yani Osmanlı olmasaydı. Olmasaydı o da Rusya'nın çok daha önceden hakimiyet altına girecekti. Böylece Osmanlı onların orada yaşamasını sağlayarak Rusların biraz elini kolunu bağladı ve Karadeniz'e inmelerini engellemiş oldu. Osmanlı zamanında mesela Kazan Hanlığı'nı falan destekleseydi Rusların bu kadar bütün bu coğrafya yayılmasını ya engellemiş ya geciktirmiş olurdu. Peki ama bunu bir ara denemek istedi. İkinci Selim döneminde. Bu Volga, Don kanalı diyorsun. Kanalı açmak istedi ama bu sefer onu Kırımlar istemedi galiba. Akdes Nimet Kuralıt'ın bir makalesi var. Hatta kitabı var bu projeyle ilgili. Kimin? Akdes Nimet Kuralıt. Akdes Nimet Kuralıt. Ancak o dönemin teknolojisiyle böyle bir kanal açmaya imkan ve ihtimal. Çılgın proje. Çılgın çünkü insan gücüyle o kadar kilometrelerce araziyi açmanız mümkün değil. Bugün mevcut. Bugün siz Moskova'dan veya Baltıklardan bir bota binip Doğan kanalından Karadeniz'e inip İstanbul'a şey yaparsın. Şey vardı bundan 91-92'de Kazan'dan 3 tane böyle gemicik İstanbul'a gelmişlerdi bu sayede. Yani evet. O dönemin teknolojisi o başkaydı. Gerçi Osmanlı tabii Kuzey pek cazip değildi Osmanlı için. Yani fazla zenginlik görmüyor. Ukrayna içlerine doğru biraz Ukrayna tabii. Kamaliçe tarafına doğru ilerlediler ama bu tarafta. Evet, Ukrayna niyeyse biraz önce siz de bahsettiniz. Yani buğday ambarı. Yani bir zenginlik var orada. Yani Osmanlı bir yere gidiyorsa sadece toprağımı genişleteyim, benim daha çok toprağım olsun diye değil. Yani güvenlik bir, gerisi de tabii ticari bir ekonomi. Şey değil mi? Evet yani sırf prestij için bir yere gitmiyor tabii. Yani öyle ya, şey evet. Toprak koleksiyonu değil. Yani sonunda. Yani Osmanlı batıya doğru yayılmış. Ruslar hem batıya hem doğuya yayıldılar. Evet. Doğu o kadar onlar için serbest alandı ki hiçbir karşılık görmediler. Ufak yani. Sibir beylikleri falan. Şunlar, Orta Asya'da Orta Asya'da. Çok yeni teknoloji. Çok yani o kadar az masrafta o kadar büyük yerlere geçirdiler ki şaşılacak durum. Çok aynı zamanda hazin bir
dönem ama bizim için öyle. Evet, bizim açımızdan öyle. Şimdi Fatih Sultan Mehmet bunu fark ediyor ve Kırım'a bir sefer düzenliyor. Sonra orada